Efendim iyi akşamlar. Bugün 20 Şubat 2017 günlerden pazartesi. Haftanın ilk iş gününde RT Televizyon ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ayrıntılar diyelim. Önemli bir gelişmeyle bu akşamlık bültenimize başlayalım. Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Parkı'nda bir olay yaşandı. Bir yaralama olayıydı. İki kişi yaralandı. Peki meydana gelen bu olayın ayrıntısı nedir? Haberimizi de izleyelim. Ereğli'de evinin yanında bulunan parkta ateş yakan gençleri uyardığı için taşla kafasına vurulan adam evden aldığı av tüfeğiyle iki kişiyi yaraladı. İddiaya göre olay Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Mimar Sinan Parkı'nda yaşandı. İbrahim Ö isimli şahıs parkta ateş yakan gençleri uyardı. Kendilerine uyarıda bulunan İbrahim Ö ile tartışmaya başlayan gençler ellerine aldıkları taşla saldırdı. Kafasına darbe alan İbrahim Ö evinden aldığı pompalı tüfekle E, D ve S, Ç isimli gençleri yaraladı. Bilmiyorum ki. Tekrar aşağı dinliyorum efendim. Not alın. Hastaneye kaldırılan şahıslar tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu belirtildi. İbrahim Ö ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Evin içine gittin, tüfeği aldın. Hı-hı. Arkamdan. Onlar böyle şey kaçta gitti mi? Yok, biri arkamdan geldi. Arkamdan geldi. İşte vuran çocuk. Evet. Ondan sonra ben de içeri girdim. O kanlı taşı alalım. Kanlı taşı. Kanlı taşı alalım. Olay yeri. Şu kanlı taşı alalım, kanlı taşı. Kafasına vurulan. Tamam, oraya bir numara koyalım. Sonra... Sonra ben şey ettim, bunlar şuraya kaçtılar, ben de arkalarından sıktım. Arkalarından az tüfeğe sıktın. Evet. Kaça sıktın? İki. İki. Tamam. Devlet Bey, kapıyı açtıralım. Hacı Tepesi, Yunus Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi Şimdi ekranlarınıza bir bebeği getirmek istiyorum. Adı Defne Karakoyun. Bir sağlık problemi var. Kendi kafasından büyük doğumsal kafatası mevcuttu. Ve bu rahatsızlığı Ereğli Profesör Doktor Erdal Kalkan sayesinde giderildi. İşte belirttiğim bu haber hakkındaki önemli gelişmeler. Adı Defne Karakoyun. Çok nadir görülen bir hastalık ile dünyaya geldi. Ailesi bebeklerini kucağına aldığında kendi kafasından büyük doğumsal kafatası vardı. Çanakkale'den Konya'ya tedavi için gelen Defne bebek başarılı bir ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Esneyişin çok güzel oldu. Esnemek sağlığıyla bir sağlığı için. Defne bebek bize Çanakkale'den geldi. Yeni doğanlarda çok nadir görülen, 5-10 bin doğumda bir görülen ensefalosel dediğimiz beynin ikinci bir kafatası gibi çıkıntı yaparak, fıtıklaşarak oluşan yeni bir kafa ile birlikte ikiz kafa gibi görüntü ile bize başvurdu. Ve bu başvurusunda itibaren biz hastayı önce telefonla beni aradı ailesi. Daha sonra hastanemize bir aylık kadarken bize yatırdık hastanemize. Oksipital ensefalosel çok nadir görülen bir hastalık tipi. Doğumsal bir anomalidir. Anne karnındayken santral sinir sisteminin, beynin ve zarlarının kapanma defektine bağlı, kafatasının kapanma defektine bağlı olarak meydana gelen bir hastalık olup bu hastalık anne karnındayken de teşhis edilebilir. Eğer anne karnında iyi takip edilirse bu çocuk anne karnında tanısı konularak hemen doğar doğmaz yeni doğan döneminde yeni doğan yoğun bakımının olduğu bir merkezde iyi bir beyin cerrahi ekibi tarafından ameliyatı yapılabilir. Bu hastalarda
postoperatif dönemde bu hastamızda da görüldüğü gibi bir nörolojik defisit şu an için öngörmüyoruz. Tek bir sıkıntı olabilir, görmesiyle ilgili bir sıkıntı olabilir. Onunla ilgili takiplerini de yapacağız. Hastanın bundan sonraki takiplerinde iyi seyredeceğini ümit ediyoruz. Şu anda sağlığına kavuşmuş durumda. Her türlü yeni doğan refleksleri, nörolojik muayenesi, beslenmesi normal seyrediyor. Ailesi tarafından da izleniyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde takibi tamamlayıp hastayı taburcu edeceğiz. Defne bebeğin annesi Emine Karakoyun, Doktor Erdal Kalkan ve diğer bütün personele teşekkür etti. Çok mutluyuz diye konuştu. Erdal hocam internet üzerinden buldum. Nereden geliyorsunuz? Çanakkale Gelibolu'dan. Nedir şu anda bebeğin durumu? Şu anda ne hissediyorsunuz? Şu anda iyi. Allah'a şükür çok iyi. Sağlığına kavuştu. Hocam ve ekibi sayesinde. Çok mutluyuz. Yani tarif edilmeyen bir mutluluk. Kesinlikle sonlandırmasınlar anneler. Tedavisi var. Yani ben hamileliğim boyunca yaşadığım üzüntü anlatamam ama şimdi çok mutluyum. Belediye tarafından yapılan kitap fuarı sona erdi. 40 binden fazla kişi ziyaret etti. Konu hakkında Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, kitap fuarının düzenlendiği alanda yani kültür merkezinde kameraların karşısına geçti. Emeği geçen herkese ve Ereğli halkına çok çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. 40 bin kişinin ziyaret ettiği Ereğli 1. Kitap Fuarı'nın sona ermesiyle Belediye Başkanı Özkan Özgüven bugün basın toplantısı yaptı. Özgüven, başarılı geçen 1. Kitap Fuarımızdan sonra teşekkür etmek adına karşınızdayım dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Ereğli'de daha önce kitap fuarına benzer kitap reyonları, sergileri açılıyordu ama bu anlamda fuar olarak birincisini Ereğli'mizde geniş kapsamlı geliştirdik. Yaklaşık 100 bin kitabın sergilendiği, bu anlamda 20 yazarın Ereğli'ye gelerek şehir dışından hem imza günleri hem de söyleşiler düzenlediği, yine 60 ila 70 bin civarında kitabın kitap severlerle buluştuğu, birçok kamuoyunun bildiği yazarlarımızın, şairlerimizin geldiği güzel bir etkinlik oldu. Özellikle vatandaşlarımızdan bu kitap fuarının biraz daha devam etmesi noktasında çok talepler geldi. Ancak biz bu kitap fuarını her yıla sari bir şekilde artık ikincisi, üçüncüsü diye devam ettirme kararlılığında ve niyetinde olduğumuz için bu anlamda 10 günlük sürenin bu yıl için yeterli olduğunu gördük. Tabii Ereğli Belediye Başkanı olarak, bir Ereğli olarak beni en çok mutlu eden de Ereğli dışından da özellikle Karapınar'dan, Ulukuşta'dan, Halkapınar'dan, Emirgazi'den öğrencilerimizin ve velilerimizin buraya gelmesiydi. Yani arkadaşlarımıza defaten sordum. Dedim ki verdiğimiz rakamlar hem sağlıklı olsun hem de bilimsel olsun. Şu an itibariyle arkadaşlarımızın altını teyit ederek verdikleri rakamlar neticesinde bu fuarı tam 40 binden fazla kişi ziyaret etti. Dolayısıyla fuarımızın konusu kitap olduğu için ve kitabın da kitap okumanın bizler için ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için bu şekildeki rakamları sizlerle telaffuz etmek, sizlerle paylaşmak, Ereğli kamuoyuna iletmek, bunları duyurmak da benim için ayrıca bir onur ve mutluluk kaynağı. Özellikle şehrimiz insanlarının her zaman ifade ettiğimiz gibi bu Ereğli halkının kültürel anlamdaki farklılığı bu kitap fuarında bir kez daha ortaya çıktı. Buraya gelen yazarların ilk başta tereddüt duyarak bir ilçede acaba nasıl olur diyerek İstanbul'dan buraya gelirken taşıdıkları tereddütler onların buradaki programlarını bir gün iki gün uzatmasıyla neticelendi. Dolayısıyla bunları izlemek, bunları görmek, bunları duymak gerçekten bir şehremin olarak, bir belediye başkanı olarak ve özellikle de bir Ereğli olarak beni mutlu etti. Az önce söylediğim gibi 20 yazarımızın burada söyleşisi oldu, kitap günleri oldu, imza günleri oldu daha doğrusu. Bunlardan bir kısmında da özellikle Ereğli yazarlarımızdan da buraya dahil etmek istedik. 3 tane de Ereğli yazarımızın kitapları burada sergilendi. Hem satışa sunuldu hem de kendileri gelerek bu anlamda imza günleri gerçekleştirdiler. Ereğli'de kitap ve kitaba dair kimin bu konuyla ilgili bir paydaş olma isteği, talebi varsa, bu anlamda Ereğli'ye katkı sağlama noktasında kimin böyle bir bizle ortak
hareket etme düşüncesi varsa önümüzdeki ikinci fuarımızda onları, hemşerilerimizi yanımıza bekliyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi hem merkezde hem ilçelerde hem bağlı mahallelerde özellikle asfalt çalışmaları noktasında büyük başarılar ortaya koydu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akgürek de yazılı açıklama yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi hem Konya merkezde hem de bütün ilçelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akgürek, yeni Büyükşehir Yasası ile tüm ilçelerde ve mahalleye dönüşen eski köy ve beldelerde yatırım seferberliğine devam ettiklerini söyleyerek, şehrin topyekun kalkınması için yatırımları arttırarak sürdüreceklerini ifade etti. Merkezdeki standardın ilçelere de taşınması için bütün ilçe merkezlerine prestij caddeler kazandırdıklarını söyleyen Akgürek, 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan mahalle yollarının 950 kilometrelik kısmında yenileme ve asfalt sathi kaplama yaptıklarını, 350 kilometrelik kısımda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bunun yanında Konya merkez ve bütün ilçe merkezlerinde 70 kilometre yüksek standartlı yol, 450 kilometre yama ve bakım çalışması yaptıklarını söyleyen Akgürek, bu çalışmalarda da 581 bin ton asfalt kullandıklarını dile getirdi. 2016 yılında yol çalışmalarına 284 milyon 500 bin lira harcadıklarını vurgulayan Akgürek, 2017 yılında şehir genelinde 1100 kilometre mahalle yolu ile şehir merkezi ve ilçe merkezlerinde yaklaşık 550 kilometre yeni cadde ve asfalt çalışması planladıklarını da sözlerine ekledi. Ve bu kez Meran Belediyesi'nin yaptığı güzel bir çalışma ile bültenimize devam etmek istiyorum. Meran Belediyesi'nin İyi ki Doğdun Bebek projesi kapsamında ilçede yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret edilerek bebekler sağlık kontrolünden geçiriliyor. Şu halimizle. Proje kapsamında sağlık ekipleri her yıl ortalama 4300 aileyi ziyaret ediyor. İyi ki doğdun bebek projesiyle yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edilerek hem tebrik edildiğini hem de bebeklerin sağlık kontrollerinin yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Fatma Toru, bu uygulama kapsamında geçen yıl 4282 aile ziyaret edildi. 2014 yılında 4118, 2015 yılında 4542 aile ziyaret edildi. Her yıl ortalama 4300 aile ziyaret ediliyor dedi. Sol sahil ve Yıldızlı Sulama Birliği'nden bir duyurumuz var. Borcu bulunan üyelerimiz 28 Şubat tarihine kadar borçlarını peşin ödemeleri durumunda %20 oranında bir indirim uygulanacaktır. Sol sahil ve Yıldızlı Sulama Birliği'nden duyurulur diyelim. Şimdi müsaadenizle Türkiye gündemine bir göz atalım. 15 Temmuz gecesi ülkeyi kana bulayan FETÖ'cü teröristler adalete hesap vermeye devam ediyor. Bu defa hakim karşısına çıkan teröristler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tatil için kaldığı otelde öldürmeye çalışan sözlü askerlerdi. Muğla'da Fethullahçı terör örgütünün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. O suikast değil mi? Tutuklu sanıklar.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın toplantı salonunda görülen davanın sanıkları arasında olası darbe sonrası MİT müsteşarlığı için adı geçen Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş, Cumhurbaşkanı'na suikast ve helikopterlere yakıt ikmali emrini verdiği ileri sürülen Deniz Hava Üst Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızıl Elma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı yeri suikast timine bildiren Cumhurbaşkanı Başyaveri Ali Yazıcı da bulunuyor. Bazı sanıkların avukatı duruşmaya katılırken örgütün bir numaralı sanığı Fethullah Gülen'i savunmayı hiçbir avukatın kabul etmediği görüldü. Mahkeme Başkanı Mustafa Karakaş, "Umarım ileri safhalarda kendisine bir avukat temin edilir," dedi. Daha sonra sanıkların kimlik tespitine geçildi. Kimlik tespitinde sanıklar sabit gelirlerinin ve sabıka kayıtlarının olmadığını belirtti. Darbe girişimi öncesi yüzbaşı rütbesiyle görev yapan İsmail Yiğit'in avukatı, "Yargılamanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmasını talep ediyoruz," dedi. Müşteki avukatı ise talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti kendi arasında yaptığı mütalada yetkisizlik talebini oy birliğiyle reddetti ve duruşmanın Muğla'da yapılmasına karar verdi. İfadesi alınmaya başlanan ve Erdoğan'ı öldürecek ekibin başında yer alan Gökhan Şahin Sönmez Ateş, "Ben emri Semih Terzi'den aldım," dedi. Ordudan atılmadan önce Tuğgeneral olan Sönmez Ateş, darbe başarılı olsaydı Hakan Fidan'ın yerine MİT'in başına geçecekti. Sönmez Ateş'in "emir aldım" dediği Semih Terzi, Şehit Assubay Ömer Ali Semir tarafından başından vurularak öldürülmüştü. Bu arada davanın görüldüğü konferans salonunun yakınında toplanan çok sayıda vatandaş taşıdıkları Türkçe ve İngilizce dövizlerle protesto gösterisi yaptı. Sanıkların mahkeme salonuna getirilişi sırasında başlayan protesto gösterisinde idam cezasının geri getirilmesi talep edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 15 Temmuz darbe girişiminde adı geçen o günün rütbeli askerleri arasında 2 Tuğgeneral, 1 Tuğamiral, 6 Albay, 4 Yarbay, 2 Binbaşı, 11 Yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 2 Teğmen ve 13 Assubay rütbesinde asker bulunuyor. 47 sanıklı davanın bir numaralı sanığı Fethullah Gülen, Yüzbaşı Burkay Karatepe ve Yarbay Özcan Karacansa hala firarda. Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari eski hakim ve savcılar adliyeye sevk edildi. Firari eski hakim Dursun Ali Gündoğdu'yla eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya ve zanlıların yakalandığı evi kiralayan Erol Yılmaz İrfanoğlu sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılarak Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla haklarında 35 yıldan 85 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan 15'i tutuklu 108 sanık, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fuzuli Aydoğdu tarafından hazırlanan 434 sayfalık iddianamede şikayetçi olarak yer alan Aziz Yıldırım herhangi bir açıklama yapmadan duruşma salonuna girdi. Elazığ'da FETÖ'nün sağlıkçılarla ilgili yapılanmasına ilişkin operasyon yapıldı. Yapılan çalışmada örgüte yardım yapan ve gizli haberleşme programı Baylok kullandığı belirlenen aralarında doktor, eczacı, biyolog, kimyager gibi sağlık sektöründe çalışanların olduğu 22 şüpheli tespit edildi. Elazığ merkezli Ankara, İstanbul, Malatya ve Burdur'da yapılan eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye götürüldü. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'ye bağlı eğitim kurumlarında çalışan ve 8 Şubat'ta gözaltına alınan 18 eski öğretmenin emniyetteki sorguları tamamlandı. Zanlılar sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Bartın'da geçen cuma günü eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 7 iş adamının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kapatılan bir derneğin üyesi olan zanlılar adliyeye sevk edildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Çorlu İlçe Örgütü tarafından düzenlenen programa konuşmacı olarak katıldı. Perinçek, 15 Temmuz darbe girişiminin danışıklı dövüş olup olmadığı yönündeki soruya çok sert cevap verdi. Yani böyle bir rivayet dolaştırılıyor, danışıklı dövüş falan diye. 2000 tane insanın yaralandığı, 248 insanın öldüğü, efendim... Türkiye'de birçok yetkilinin vesairenin ölüm tehlikesiyle karşılaştığı, on binlerce insanın içeri atıldığı bir danışıklı dövüş olmak. Bu sözler, bu rivayetler çok yanlış. Neden? Çünkü bunu kimler uyduruyor? FETÖ dostları uyduruyor, PKK dostları uyduruyor. Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapacağım diye hayatla hiçbir bağlantısı kalmayan yerlerden bu tür rivayetler çıkartılıyor. Çok ama çok yanlış. Gerçeklerle en ufak tartışılır tarafı yok yani. Suriye topraklarında yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı 181. gününe girdi. Harekatın 181. gününde terör örgütü DAEŞ'tan büyük ölçüde temizlenen Elbap'taki terör hedefleriyle tuzaklanan patlayıcıların temizlenmesine yönelik çalışmalar devam etti. Gün boyu süren operasyonlarda 122 hedef karadan, 19 hedef ise havadan ateş altına alındı. Kara ve hava harekatlarıyla çatışmalarda 27 terörist etkisiz hale getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla 122 DAEŞ hedefine atış yapılarak barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı. Ayrıca düzenlenen hava harekatları sonucunda teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 14 bina, karargah olarak kullanılan 2 bina, 1 cephanelik ve 1 mühimmat yüklü araç imha edildi. Sabancı suikasti faillerinden Fehri Erdal'ın cezası belli oldu. Belçika, Brüj Ağır Ceza Mahkemesi'nde gıyabında yargılanan Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezasıyla 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi. Savcı Erdal hakkında Türkiye'de işlediği cinayet suçlarından dolayı 30 yıl ağırlaştırılmış hapis, 15 yılda ek güvenlik tedbiri istemişti. Değiştirilen Belçika terör kanunları suçun tarihinden sonra yürürlüğe girdiği için terörden yargılanmayan Erdal'ın Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlanması bekleniyor. İş adamı Özdemir Sabancı ile Toyotas'a Genel Müdürü Haluk Görgün ve Sekreter Nilgün Hasefe 9 Ocak 1996'da DHKPC'liler tarafından İstanbul Sabancı Center'da öldürülmüştü. Cinayetin Fehri Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından işlendiği tespit edilmiş, Duyar yakalanıp hapse atılmış ve 1999'da hapishanedeki bir isyan sırasında öldürülmüştü. Ardından iki el Haluk Görgün'e atıştı, kendisini yere attı ancak. Erdal ve Akkol ise yurt dışına kaçmıştı. Yunanistan'da yargılanıp serbest bırakılan Akkol, Ocak ayında Türkiye'ye yasa dışı yollardan girince yakalanmıştı. Fehri Erdal ise 1999'da Belçika'nın Knokke kentinde kaldığı apartmanda yangın çıkması sonucu sahte pasaportla yakalanıp yargılanmıştı. Bir yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra ev hapsine alınan Erdal, Mart 2006'da firar etmişti. Eylül 2007'de Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı yargılanması kararı verilse de daha sonra bu karar bozulmuştu. Sabancı ailesinin başvurusu üzerine süreç yeniden başlamıştı. Kaza sabah saatlerinde Iğdır Aralık Karayolu üzerinde meydana geldi. Dilucu sınır kapısı yönünde ilerleyen otobüs karşı yönden gelen otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 8 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken hayatını kaybedenlerse adli tıp kurumuna sevk edildi. Iğdır valisi Ahmet Turgay Altman olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü, bunlardan ikisinin araçların şoförleri oldukları, diğerlerinin henüz kimlikleri belirlenmedi, uylukları belirlenmedi ama büyük ihtimalle Nahçıvanlı oldukları. Vestel Beyaz Eşyalar'da ÖTV Devlet'ten, KDV gururla Vestel'den. Üstelik 7 yıl ücretsiz garanti fırsatıyla. Siz de hemen Vestel'e gelin, son teknoloji beyaz eşyaları vergisiz alma fırsatını kaçırmayın. Türkiye Vestel'leniyor. Tulum Ticaret Vestel Konsept Bayisi'nde bahar kampanyası başladı. Şimdi eski eşyalarınızı yenilemenin tam zamanı. Tulum Ticaret Vestel Konsept mağazasından kaçırılmayacak iki büyük kampanya. Eskiyi getir, yenisini 1000 TL indirimle götür. Üstelik ÖTV'si devletten, KDV'si bizden. Eskiyen beyaz eşyalarınız, televizyon ve elektrikli ev aletlerinizi 1000 TL'ye varan indirimlerle sayalım. Eskileri evinizden alıp yerine yenilerini getirelim. 7 yıl ücretsiz garanti fırsatını ve büyük indirimleri kaçırmayın. Vestel Tulum Ticaret Konsept mağazamıza uğrayın. Evinizi teknoloji harikası %100 yerli Vestel marka ürünlerle yenilemenin keyfini çıkartın. Siz eskilerden kurtulmanın, biz yeni ürün vermenin gururunu yaşayalım. Vestel Tulum Ticaret, güven ve dostluğun birleştiği yer. Vestel Tulum Ticaret Merkez Telefon 0332 713 2603. Vestel Tulum Ticaret Şube Telefon 0332 710 5510. Türkiye Vestel'leniyor. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Bey inovatif serisinden. Selenit. Fırat Bey. Fırat Pen, Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Pen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Pen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşa kabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Sizler için çalışıyor, sizler için yaşanabilir mutlu yuvalar kuruyoruz. Ömer Süllü İnşaat ve Müteahhitlik. Güven inşa eder. Bilgi iletişim 0332 712 2244. Zirai mücadele ilaçları tohum ve makine bayi Tunç Tarım. Adres Halyokuşu Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım hava durumunu sunar.
Zirai Mücadele İlaçları, Tohum ve Makine Bayi Tunç Tarım. Adres Hal Yokuşu, Aköy Kirler Sulama Birliği altında. Tunç Tarım, hava durumunu sundu. Efendim bu akşamlık da bizlerden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.